Bu videoda dışlama etkisi adı verilen bir fenomeni anlamaya çalışacağız. Bunun için de bir ödünç verilebilir fonlar piyasası modelinden faydalanacağız. Dışlama etkisi şu demek. Bir devlet fazla borçlanırsa özel sektörün borçlanıp yatırım yapmasını zorlaştırabilir. Bu da ekonomi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Neticede yatırımlar azalabilir, ekonomik büyüme yavaşlayabilir. Şimdi bu ödünç verilebilir fonlar piyasası modelini kullanarak dışlama etkisinin nasıl meydana geldiğini inceleyelim. Önce kısaca grafikten bahsedelim. Yatay eksen ödünç verilebilir fonların miktarı. Düşe eksen ödünç alma bedeli yani reel faiz oranı. Denge reel faiz oranı ve denge miktarını ödünç verilebilir fon arzı eğrisiyle ödünç verilebilir fon talebi eğrisinin kesişim noktası belirliyor. Öncelikle birinci aşama. Devlet kamu harcamalarını finanse etmek amacıyla borçlanmaya karar verirse ne olur? Bu eğriler nasıl gelişir? Biri bir tarafa doğru kayar mı? Tabii ki kayar. Herhangi bir faiz oranında birdenbire büyük bir borçlu ortaya çıkarsa ki burada devlet ödünç verilebilir fon piyasasına girmek istiyor, bu ödünç verilebilir fon talebini arttırır. Yani birinci aşama ödünç verilebilir fon talebi eğrisini sağa doğru kaydırır. Birinci aşama diye işaretliyorum. Dolayısıyla ödünç verilebilir fon talebi eğrisinin yeni hali şöyle bir şey olur. Ödünç verilebilir fon talebi üssü diyelim buna da. Demek ki bu ödünç verilebilir fon talebini sağa doğru kaydırıyormuş. Peki bu neye neden olur? Reel faiz oranının artmasına neden olur. Reel faiz oranı artar. Burada da görülüyor zaten. Yeni denge noktasında arz ve talep edilen ödünç verilebilir fon miktarları artmış. Buna Q üssü diyelim. Ama maliyet de artmış. Reel faiz oranı yükselmiş. Buna da R üssü diyelim. Peki, reel faiz oranının artmasının özel sektöre ne gibi bir etkisi olur? Şimdi çok kısa bir süre için bu mavi yerinin sadece özel sektörü temsil ettiğini varsayalım. Devletin bu video başladıktan sonra borç almaya başladığını ve böylece eğriyi sağa kaydırdığını hayal edelim. Mavi eğri sadece özel sektör olsaydı bu yeni faiz oranında özel sektör çok daha az borçlanmak isterdi. O halde özel sektör daha az borçlanır diyebiliriz. Peki bu neye neden olur? Burada dışlama etkisinin olumsuz sonuçlarından söz ediyoruz. Özel sektör daha az borçlandığı için daha az yatırımı besler. Bu da bir şeyler üretmek için daha az sermaye olacağı, sermaye birikiminin azalacağı anlamına gelir. Başka bir deyişle insanlar daha az yatırım yapar çünkü daha az borç alırlar. Fabrika veya teknoloji gibi alanları yapılan yatırım azaldığı için üretkenlik düşer. Ve sermaye birikimi azaldığı zaman ekonomik büyümeye yavaşlar bir ülkenin üretim imkanları erisini veya uzun dönem toplam arz eğrisini sağa kaydırıp gerçek bir ekonomik büyüme elde etmesinin yollarından biri yatırımdır. Ama eğer borçlanma maliyetleri yüksekse yatırım azalır, sermaye birikimi düşer ve ekonomik büyüme de yavaşlar.